Teknoseyir'e hoş geldiniz. Murat, elimde yine bir Sony telefon var. Xperia XZ1. Evet, yani XZ'nin bir adım sonrası. şöyle, şimdi biz demiştik ki tasarımı aynı. Premium'dan sonra şu tasarım artık değişsin dedik. Doğru. Yok, Sony yine ben devam ediyorum diyor eski tasarımla. Tabii ki bunda değişiklikler var. Birazdan konuşacağız ama hani aynı anlayışla devam ediyorlar. Yani üstten altta bol bol boşluk var. Evet. Çerçevesizlik bizim umurumuzda değil diyor Sony. Çerçevesizliği nasıl becerdiler? Yandan keserek. Hı-hı. Ama üstten alttan kesemiyorlar. Çünkü yandan da o kadar kesilmiş değil aslında. Hani tabii hala, çerçevesi var. Hala yani. Var tabii ki. İncelttiler diyoruz. Hı-hı. O yüzden. Şimdi Sony birkaç tane telefon çıkarttığı için mesela LG vesaire her sene bir şeyler deniyor. Deniyor. İki telefon birbirine benzemiyor çıkan. Bu Sony'de öyle değil. Sony'deki telefonlar birbirine benziyor. Ve mesela bunun küçüğü de var. Kompakt versiyonu var. O da yine aynı tasarım anlayışıyla. İşte yani Sony bir modeli sadece baştan aşağı değiştiremeyen bir firma. Değişecekse her şey değişecek. Büyük bir şey, bir değişim olması gerekiyor. Çünkü emin ol bir sonraki planladıkları hamle neyse o da uzun sürede o gidecek. Hı hı. Ya bunu aslında Murat Apple da yapıyor. Hani geçen evet. Seninle kılıf incelemesi yaparken 6, 6S, 7 ve evet. 8'e uyuyor dedik. Uyuyor dedik. Aslında demek ki adamlar hiç değiştirmemişler evet. Genel anlamda tasarımı. Aynen, yani. Aynen. Şimdi bunun için adamlara olumsuz da konuşabiliyorsun ki çoğunluk öyle konuşuyor ama ya ben bunu seviyorum diyen adam da tamam diyor, ne güzel değiştirmeden devam ediyor diyor. İki tarafa da işte şey yapıyorsun. İkisi de sorun aslında. Ne oldu? Ne olacak? Ama mecburlar. Artık bir sonraki sene herhalde IFA'da değiştirecekler diye tahmin ediyorum. 6 ay önce de biz aynısını evet, demiştik ama olmadı bu sene. Çünkü geçmeyen kalmadı. Hani artık herkes en basit Çinlisinden en bayrak gemisi telefonlara kadar geçti. Yani artık sana söz hakkı tanımıyor bu değişim. Doğru. Ya iPhone da değişti işte. En son bir Apple tabii, bir doğru, Sony doğru. Kalmıştı inat eden. iPhone da değişti, artık bu da değişecektir diye tahmin ediyorum. Peki şimdi bunun özelliği ne? Şimdi bir defa bu bak. Premium'u göstereyim. Şimdi bu bayrak gemisi olarak bir çıkmıştı böyle. Hı-hı. Premium adı üstünde her şeyin en son teknolojisi Sony'de bu temsil ediyordu. Bu onun artık normal seriye geçiş hali diye düşünebilirsin. Şöyle baktığın zaman yan yana koyduğun zaman aynı tasarım anlayışı ama bak mesela bu durabiliyor. Hı-hı. Çünkü şuralar düz. Kenarları düz. Bunda çok hafif bir öyle bir dokunuş yani. Gelmiş. O da şeyi durması destekliyor. Durması mümkün değil. Tabii. Şimdi bunun bak yanları da yuvarlak ya. Hı-hı. Tamam. Yüz yuvarlaklık havası vermiş. Tam öyle değil tabii. Köşeler de hala keskin. Tabii. Ama ne diyorsun? Tutuşunda falan işte, yok, gayet güzel. Arka tarafı bak cam falan değil. Hı-hı. Yine alüminyum. Bu çok hoşuma gitti. Bak ben X Compact kullanıyorum. İşte hani plastik veya başka malzeme olduğu zaman olacağı şey bu. Hani çiziliyor işte. Şimdi bunu da bu biraz daha herhalde daha zor çizilecektir ama hı-hı. Sonuç itibariyle uzun süre kullanacaksan İster böyle olsun, ister plastik, ister cam olsun korunmak istiyor. Ön tarafı Gorilla Glass 5. Ben mesela bak camda hani bu kadar çok da nazik değilim. Camda hiçbir şey yok. Bir çizik mizik yok. Korumayı başardım. Gorilla Glass 5'te de herhalde aynı başarıyı gösterirsin. Hı hı. Şimdi bu Snapdragon 835. Hı. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani bayrak gemisi bu telefon ile. İçinde 4 GB RAM'i var. 64 GB depolama var. Micro SD ile arttırabilirsin. Adreno 540 GPU'su var ki bu ekran 1080p ekran. Dolayısıyla fazla yetiyor performans konusunda. 5.2 inç bir telefon. Yani baktığın zaman yani şu üst alt olmasa küçük bir telefon olabilirmiş 5.2 olmasına rağmen. Doğru. IPS ve bunda şey var. HDR desteği de var. HDR olduğu için şu anda HDR yayın yapan servisler bunu tanıyor ve HDR'ı olarak izleyebiliyorsun Netflix'i vesaire. Lüks değeri de 670 gibi yüksek bir değer çünkü HDR olmanın şartlarından biri de yüksek parlaklık ya. Hı hı. Bu bize şöyle yansıyor işte HDR herhangi bir şey televizyon ya da telefon yüksek parlaklıkta çalışabiliyor demek. Burada da 600 küsür geçtin mi yani 500'ün üstünde zaten dışarıda kullanılabilir hale geliyor demiştik. Hı hı. 670 bayağı iyi. Evet. 160, 156 gram hafif diyebilirsin 7.4 milimetre inceliği de işte günümüzün standartlarını karşılığı denebilir. Doğru. Ama şu birazcık hayal kırıklığı yaratacaktır söylediğim zaman 2700 mAh bunun pili. Şimdi büyük cihaz yani küçük olduğu zaman şey diyebiliyorsun ya küçük sığmadı herhalde diyebiliyor öyle değil ama işte. Bunda bahanen neydi? Bunda bahanen kalmıyor tabii böyle olunca. Wi-Fi AC var. Bluetooth 5.0 var. Tabii 835'ten kaynaklanan güzellikler bu Bluetooth vesaire. NFC'si var. Type-C ile şarj oluyor. Hı hı. IP68 yani suya dayanıklı ama
bununla gidip yüzmeyin. Hani deniz suyuna vesaire telefonlarınızı hepsi için söylüyorum. Muhatap olmasın. Bu yağmurda korkmadan kullanın. Üstüne su döküldü hiçbir şey olmaz. İşte havuza düşürdün tabii metresine göre değişir. Hemen çıkar kullan vesaire vesaire böyle senaryolar. Yani kaza senaryoları diye düşün. Ya burada da genel olarak standardı yakalamış diyebiliriz. Evet, diğer evet. Telefonlarda da artık o seviyelere geldi çünkü hep. Tabii Sony denince akla kamera geliyor. Bizim de biliyorsun mobil fotoğrafçılık 101 projemiz var. Onu da şimdiden söylemiş olayım. Sony ile çalışıyoruz beraber. Ama herkese hitap ediyor sadece Sony telefonlara değil. Ama işte bak orada hani böyle bir atılım var mı bu telefonda? Yok. Sony sadece birazcık tasarımını değiştirmiş bu telefonda. Yani öyle çift kamera kullanımı falan öyle şeyler yok. Herhalde öyle şeyler tasarlıyorlarsa da yine biz onu bir sonraki modelde görürüz. 19 megapiksellik bir ana kamerası var. 13 megapikselde sana bakan kamerası. Bunda hala zaten Sony kullanmıyor. OIS falan yok. Ama elektronik stabilizasyon var. Çalıştığı zaman çok iyi çalışıyor ama fotoğrafta çalışmıyor. En büyük dezavantajı bu. Video için. Sadece videoda kullanabiliyorsun. Dolayısıyla ne oluyor? Sen gece titrek fotoğraflar çıkmasın diye ekstra çaba göstermek zorundasın. Ya da işte telefon ISO'sunu yükseltiyor ve daha kirli bir görüntü elde ediyorsun. OIS'li modellere göre dezavantajı bu ki diyaframı da 2.0 hani 1.7, 1.8 olup biraz daha ışıktan faydalanabilirdi. Oradan da bir dezavantaj yaratıyor kendi kendine. Ama bunda işte şey var. 960 kare çekme özelliği var. Çünkü bunun sensöründe bellek var. O bellek sayesinde 960 kare çekiyor. Bu da sana böyle çok acayip ağır, başarılı ağır çekim senaryoları üretiyor. Tabii ki iyi ışık altında o her zaman o kaçınılmaz. 960 kareyi ben hani premium'da kullanırken öylesine kullanmıştım. Çünkü şöyle bir şey var. Kullanması biraz zor ilk başta. Videoya başlıyorsun sen, bir şeyler olacak yani şurada diyorsun, basıyorsun o sahneyi kaydediyor. Ama çok kaçırmaya çok müsaitsin o sahneyi. Tam o ana denk getirmen lazım. O ana lazım. Denk getirmen o da lazım. Zor bir şey. Zor iş. Ama ne oldu? Bunu da kullanırken alıştım ben. Çünkü yani daha doğrusu 960 yani bu testten sonra alıştım kullanmaya. Saniye mi çekiyor peki sadece? Tabii tabii yani o anı çekiyor sonra onu yavaş bir şekilde izliyorsun. Tamam izlerken evet. Sonra şey de var içinde güzel bir yazılım var. Mesela o anı o bütün videoyu çekmeye devam ediyor bu arada. O anı oradan alıp kesip kullanabiliyorsun. Güzel. Çok güzel çalışıyor. Ben artık şeyi öğrendim hani alıştım ne zaman çekmem gerektiğini. Yani çok çekersen alışıyorsun ama ilk başta çok zor. Onu söyleyeyim. Zaten örnekler girecek tabii. Sen bayağı güzel şeyler yakalamışsın. Tabii yakaladım. Şey de güzel mesela ben ya 960 kareyle ilgilenmiyorum kardeşim diyebilirsin. Telefonun sahip olduktan sonra bunun için telefon alınmaz ama buna sahip olduktan sonra kullansınlar. Başkalarının çekemeyeceği şeyler çekmeye çalışıyorsun, çekebiliyorsun işte. Ama bana lazım değil dediğin anda da şu işe yarıyor. Fotoğraf çekmeye başlayacağını anlıyor. Sen çekmeden 3 kare öncesinden çekiyor. Sen 4.'yü çekiyorsun aslında bilinçli olarak. Bir bakıyorsun 4 kare çekilmiş oradan seçiyorsun aradan. İçinden seçip istediğini kullanabilirsin. Şöyle önemli. Anı yakalamak için telefonu hazırladın. Çekene kadar kaçtı. Mesela işte ben martı tam yakalasını istiyorum attığı simidi. Geç kalıyorum genelde diyelim. Ama o geç kalmıyorsun aslında çünkü o zaten başladı. 3 karesini çekti. Sen sonra seçiyorsun içinden. Böyle bir avantajı var. Bu Sony'de zaten odaklama sistemi çok güzel çalışır. Hızlı odaklar, hızlı çeker. O konuda bir sorunu yok. Takip sistemi çok iyidir Sony'nin. Bir şeyi takibe aldığı zaman bırakmıyor. O da yine aynen bunda devam ediyor. Bunun zayıf noktası az önce söyledim. Yine tüm telefonların zayıf noktasıyla aynı gece çekimleri. Gece çekimine geçtiğin zaman az ışık altında fazla noise yapıyor. Niye? Çünkü diyafram 2.0 daha fazla açılamıyor ve OIS yok. ISO'ya muhtaçsın. Ama eskisinden iyi mi dersen evet. Sony iyileşerek geliyor. Kabul edilebilir gece çekimleri yapabiliyorsun. Ama zayıflığını bilmek en büyük avantajın. Çünkü çekerken sabit durman bu telefonlarda, OIS olmayanlarda çok önemli mesela. Bunları başarırsan kabul edilebilir fotoğraflar çekebiliyorsun. Zifir karanlıkta zaten çekmemelisin hiçbir telefonla. Videoya baktığın zaman burada güzel bir gelişme olmuş nihayet. 4K eskiden uygulamaydı. Yani çekim modları içinde 4K yoktu. Sen uygulamaymış gibi 4K'yı açıyordun. Şimdi çekim modlarının arasındaki çözünürlüklerde artık 4K da var nihayet. Ha şey söylüyor yine bak ısınırsam kapanırım diye uyarı veriyor ama benim başıma gelmedi. Videosu başarılı 4K videosu özellikle çünkü o hepsinde de öyle ya en yüksek kaliteyi 4K'da veriyorlar. Gayet kabul edilebilir sonuçlar elde edebiliyorsun güzel yani. Yani orada şöyle bir şey var hem de video çekerken özellikle 4K'da
fotoğrafta uyguladığın hileleri uygulayamıyorsun. Çünkü o kadar her kareye uyguladığını düşünsene, işte 30 kare, 60 kare saniyede. Mümkün değil. Yani. Mümkün değil. Onlar kapanıyor. Kapandığı zaman bu avantajlı oluyor. Çünkü diğerlerinin fotoğrafta çektiği güzel numaralar var. Onu videoda kullanamayınca senin seviyene geliyorlar aslında. Sen yükselmiyorsun. O yüzden videoda daha rekabetçi diyebilirim ki orada şey de devreye giriyor. İşte en azından birkaç modda işte 5 yönlü stabilizasyon. Yine full elektronik. Videosu memnun ediyor. Ama yine orada da gece çekiminde dezavantajlarını yaşayacaksın. Bununla yeni bir oyuncak geldi. 3 boyutlu printer, tarama. 3 boyutlu printerlar için de bir malzeme üretebiliyorsun. Mesela burada taradın kendini. Basabilirsin. Bayağı bildiğin 3 boyutlu evet, şeyini evet, mi tarıyor? Çıkarıyor? 3 boyutlu çok haritanın iyi. Seni çıkartıyor. Nasıl yapıyor bunu? Şey var, yani hani nasıl tarama modu vardır. Panorama yaparsın. Çekim şeyi. Onun da bir çekim tarzı var. Sana gösteriyor. Çekiyorsun kendini fotoğraf çeker gibi. Ya da kendini değil bir objeyi de çekebilirsin. Sonra işin harita çıkarma tarafını yazılım yapıyor. Başarılı mı peki, nasıl? Şöyle ışığı verirsen evet. Ama yine aynı ağır çekimde olduğu gibi iyi aydınlatılmamış. Ya da bak şeyler var. Her zaman bol saçlı insanlar zordur onu arka plandan çıkarmaya. Ya da arka planı işte böyle bir işe kalkışıyorsan sağda yap ki kolay ayrılsın gibi böyle birazcık işini kolaylaştıracak hamleler atarsan başarılı oluyorsun. Onunla ne yapacaksın? İşte onu çeşitli avatarlar olarak kullanabilirsin. Şu anda daha böyle hani şunları şunları yaparsın diye böyle önüne bir uygulama havuzu serilmiyor tabii. İlk en çekici şey onu basabilmek tabii. Bir printere bağlayıp ya da işte bir yere yolla sen de yoksa bile. Kendi üstümüzü mü yapacağız? Yaparsın tabii. Ya da işte onu çeşitli yerlerde profil fotoğrafı vesaire gibi kullanabilirsin. Bu bakma sen şimdi iPhone'la birlikte bir iPhone 10 bir yayılsın. Bu yüzün taranması 2018'de hepsinde bir şekilde olacak, göreceksin. Kimi güvenlik için kullanacak, kimi böyle oyunlaştıracak. Bir şekilde bu hepsinde olacak yani. Sony'de de şimdiden başlamış. Şöyle bakayım. Android sana. 8 de geliyor gördüğüm kadarıyla. Direkt kutudan 8 de çıkıyor. Bu da iyi bir şey. Şey falan çalışıyor mesela, bir uygulamanın üstüne birazcık basılı tutarsan o uygulamayla ilgili ekstra seçenekleri görebilirsin. Onun dışında Sony arayüzünü çok fazla değiştirmemiş. Alıştığımız arayüz, zaten alıştığımız uygulamalar. Arayüzü. Ben memnunum. Yani yıllardır kullandığım için bir şikayetim yok. Şimdi tabii şey var. Telefonlar da hızlandığı için yavaşlıyor falan diyemiyor. O şikayetler kalmadı. Çünkü sen yazılımı beceremesen bile telefon hızlı olunca yine hızlı çalışıyor. Doğru. Bunda Sony'nin yıllardır kullandığı arayüz artık tabii ki oturmuş bir şekilde çalışıyor. Ben kendi uygulamalarını kullanıyorum zaten hala. İşte albüm olsun, Walkman olsun. Bunda şey var tabii. Bu uç seviye bir telefon olduğu için Hi-Res Audio desteği var. Düzgün kulaklık kullanırsan iyi ses alıyorsun. Fiziki olarak da en azından şu boşluklar o işe yarıyor. Sana bakan iki tane stereo hoparlörü var. İyi şu çalışıyor. Kanıtı. Evet. Oyun oynarken de işte buradan müzik dinlerken, film izlerken hoş oluyor. Sony'de şey hiçbir zaman dert olmadı. Parmak izi tarayıcı arkada mı olsun, önde mi olsun? Çünkü adam yana koydu ve çözdü. Bak, ulaşımı da kolay nispeten. Çok rahatım, çok mutluyum. İnşallah yeni telefona geçerken bozmazlar. Bir tek bunun kalmasını istiyorum. Her şeyi değiştirsinler. Sorun değil ama o kalsın. Arkaya gitmesin diyorsun. Gitmesin abi. Arkaya gitmesin. Önde de durmasın ki full ekran olsun artık. Ama yan en güzel çözüm. Çalıştığının en güzel ispatı da bu işte. Doğru. Yıllardır güzel çalışıyor. Yani bu yeni bir şey değil. Şimdi peki pil ömrü ne kadar gidiyor? Biraz 2700 az gözüksene. PC Mark'ta 8.5 saat gidiyor. Bak bu iyi değerler. O zaman demek ki işlemcinin verimliliğiyle falan alakalı bir durum var herhalde. Çünkü hakikaten 8 saat iyi. Film 10 saat. O da iyi. Yani oyun 6 saat. Bunlar 3000 mAh ile elde ettiğimiz zaman sonuçlarda. Doğru. Ama ben yine de şeyden vazgeçmiyorum. Demek ki bu kadar iyi. 3000 olsa çok daha iyi olacaktır. Daha da uzun gidebiliriz. Evet. Bunu sağlamak için bazı tabii içinde yöntemler var. Biz ömür uzatıcı yöntemleri kapatıyoruz telefonlarda ki test eşit olsun diye. 200'lükte yapıyoruz yine. Şöyle bir şey var. Ben de kullanıyorum. İster Sony'nin iddiası şu, bizim diyor pil ömrümüz, hani başlangıçta bir karşılaştırdığın zaman işte o 10 saat gitti, bu 8 saat gitti diyoruz ama acaba 6 ay sonra test ettiğin zaman ne olacak? Biz diyor pilimizin ömrünü koruyoruz. Mesela benim telefon da benim ne zaman kullandığımı anlıyor, ne zaman uyuduğumu falan bir rutine girdiğinde. Tabii iptal edebilirim her zaman, o sorun değil. Diyor ki %90'a kadar şarj edeceğim, %10'u da işte uyanmana yakın şarj edeceğim. %100'e hemen çıkarıp orada beklemiyor. Bunda hızlı şarj falan hepsi destekleniyor bu arada. Bu sistem ne diyor? Ben sana vaat ettiğim pil ömrünü
ömrünün sonuna kadar olmasa, yani telefonun en azından ömrü yetti 2 sene diyelim, en azından bir telefonu değiştirirsin herhalde. Hı hı. İşte sonunda 2 sene sonunda da 1 sene sonunda da ilk günkü gibi çalışacak diyor. Ben bu X Compact'ı bayağı uzun süredir kullanıyorum. Ya pil ömrünün azalmasıyla yönelik hiçbir şikayetim yok. Hı hı. Yani ilk günkü neyse de aşağı yukarı yine öyle kullanıyorum. Ya yani günün hep aynı zamanlarında bitiyor. Genelde de yaptığım işler belli. Oyunda oynamıyorum. Hı hı. Oyun demişken tabii bu 1080p olmasının avantajıyla ve Adreno 540 var içinde, işte Snapdragon 835, ötesi yok. Düzgün gayet performans veriyor. Bir herhangi bir sıkıntı yaşaman mümkün değil. Zaten. Zaten kime şikayet edeceksin? 835 koymuş adam. Doğru. Ekranı da çok güzel bunun. Triluminous display. Renkleri, rüsvarı zaten çoğu sen, artık özelliklerini sen ayarlıyorsun. Hı hı. Ayrı deklanşörü var üzerinde. Güzel. Fotoğrafı ben ondan çekiyorum genelde. Hiçbir zararı yok şu tasarıma. Hı hı. Öyle bir düğme var diye şikayet etmiyorsun. Hepsinde olsa keşke. Hi-Res Audio demiştim. Sony'nin mesela bunda şey özellikleri var yazılım tarafında. Daha az kaliteli bir şey bir kaynaktan dinlediğin zaman onu yükseltebiliyor. Şey gibi düşün, hani 1080p görüntüyü 4K'ya çıkarmak, hı hı, gibi düşün. Onu sese uygulayabiliyor. Şöyle bakayım atladığım bir şey var mı? Fiyat. Kaç para? 3000 lira. Hı hı. Şimdi öyle bir haldeyiz ki hani çok uzun zamandır 5000'ler 6000'ler havada uçuştuğu için neredeyse 3000'liraymış diye. Normal geliyor. Evet, normal kulağa gelecek. Yüksek bunun fiyatı da tabii ki her zaman olduğu gibi, ama telefon fiyatları bu oldu. Yani Nokia 8'e bakıyorsun, o daha hatta 3300'den gelmişti. Ama işte orada şey yapacaksın, hemen o civarda hangi rakipler var onlarla karşılaştıracaksın. Şey önemli, telefonun piyasaya ne zaman girdiği artık çok önemli oldu. Hı-hı. Çünkü o günün koşullarıyla geliyor ya. İşte bak ne diyorum, Nokia 8 diyorum. 3300 liradan açıklanmıştı. Artık 3000 plus'ız yani. Onun geri dönüşü yok. Ama bu şu soruyu sordurtuyor sana. Geçtiğimiz dönem daha eski telefonları bunun 3000'in altında alınabiliyor mu? Evet, alınabiliyor. Burada artık sen ona karar vereceksin. Mesela S7'yi alabiliyor musun? İşte, hı-hı, ya da tabii ki Xiaomi opsiyonu her zaman vardı daha ucuza. Yarı fiyatına, hı-hı, diyelim hatta neredeyse. Burada mesele şu, işte bu telefon sana hitap ediyor mu? Yok etmiyor. Ben telefona donanım olarak bakıyorum. Yani işte daha az para vereyim, daha çok donanım alayım dediğin zaman evet, daha altında da seçenekler var. Hı hı. Ama hani yeni telefonlar, şu anda gelmekte olan telefonlar içinde Sony'nin enteresan bir şekilde böyle değildi daha önce. Fiyatı daha önce çıkan ZX-L'lere ya da telefonlara kıyasladığım zaman makul. Hı. Çünkü daha önceki telefonların hepsinde ben şey dediğimi hatırlıyorum. Ya bu fiyata olmaz dediğimi hatırlıyorum. Hep benzerlerinin üzerinde geliyordu. Hı hı. Bu sefer benzerlerinin ile aynı fiyat seviyesinde geliyor. Yani şeyden bahsetmiyorum, 3000 lira ucuz bir fiyat değil. Ama Sony eskiden daha tepede kalırken şimdi kim herkes rakip, ne kadarsa... En azından rekabet edebileceği, evet, rekabet rakiplerle edebileceği fiyata gelmiş. Ama bana sorarsan zaten 3000 lira her şey telefon için pahalı. O kadar, hı-hı, verilmemesi lazım. O ayrı konu. Ama hiç olmazsa Sony artık fiyatlarını demek ki rekabete göre baştan ayarlıyor. Hani önce yüksek çıkayım sonra düşürürüz duruma bakıp demiyor. Premium bile fiyatı bayağı düştü. Yani şu anda piyasada neredeyse bununla aynı fiyatlara satılıyor. Ama onun şeyini bilmiyorum. Hani artık paralel midir değil midir, hı-hı, ona bir şey diyemem. Böyle hem de dediğim gibi Sony'nin artık bunlar bu tasarımdaki son telefonları olsun. Ben keşke şey gelseydi diyorum. Kompaktı. 835 oldu. Bak benim kompaktım. O zamanın en tepe seviyesi gibi orta seviye telefon. Doğru. Sony bunlardan da vazgeçti artık. Ben diyor kompaktı da premium da yapacağım. Yani en son neyse o olacak diyor. Henüz yok. Olacak mı onu da bilmiyoruz. Ama inşallah olur. Çünkü bak ne oluyor biliyor musun? Sony'nin her ne kadar tasarımı aynı olsa da telefon küçülünce bu gözümüze çarpan üst alt boşluklar da küçülmüş oluyor. Doğru. Telefon büyüdükçe onlar da büyüyor. O yüzden ben kompaktı yine daha çok seviyorum. Bence hani telefon boyutu bu kadar olur zaten. Bu telefon güzel. Hani bir itirazım yok buna. Ama dediğim gibi ikna etmesi gereken kullanıcılar bu tasarımda. Çünkü artık fiyat olarak da çok fazla alternatifi var. Tasarım olarak da çok rekabet fazla rekabet çok zor şu anda. Var. Çok zor bir rekabet koşulu. Artık yenilenmesi gerekiyor. XZ1 tekrar söyleyelim. Şu anda piyasada var bu arada. Geldi satılıyor. Hı hı. Basına geç geldi telefon. Hani genel olarak. Şimdi o yüzden bunun incelemeleri bu hafta çıkar artık. Tamam. Durum bu Hamdi. Düzgün bir telefon yapmış Sony. Seriye bir tane daha eklemiş. Yeni oyuncaklarla. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.